Merhaba değerli arkadaşlar, ben Mete Hocanız. Hepinize denizden sesleniyorum. Bugünkü dersimizde sizlerle veri analizi, daire grafiğinden yeni nesil LGS stili sorular çözeceğiz. Çok güzel sorular var ama ya ben bunu söylemeyi çok sevmiyorum. Arkadaşlar işte çok güzel sorularımız var, çok kaliteli sorularımız var. Her ne kadar söylenmemiz istense de yani hocam yaptığınız iş kaliteli, bunu mutlaka dile getirin. Bu konuda mütevazi olmayın denilse de ben hep şunu söylerim aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz yani ben burada çıksam desem ki LGS'deki e, işte en kaliteli yayınları yapıyoruz işte LGS'nin e, değişmez adresi işte yıllardır e, biz buradaydık başkaları nerede? bu ayıp olur arkadaşlar yani birçok öğretmen arkadaşlarımız birçok meslektaşımız sizler için emek veriyorlar burada yani bu tarz şeyler yakışık almaz bize yakışmaz yani bana yakışmaz öyle söyleyeyim. Şimdi bakın yeni nesil sorularda özellikle bu LGS tarz sorularda bu tarz geçişler oluyor. Sütün grafiğinden daire grafiğine, daire grafiğinden daire grafiğine. Böyle çok panik stres yapmayın. Bildiğiniz şeyler aslında yani oran orantıyı öğrendiyseniz ve yorumlamayı arkadaşlar böyle stün grafiğinde anlatılan şeyi yorumlamayı da arkadaşlar gerçekten soru çözdükçe gerçekten başardığınızı göreceksiniz. Ama bu biraz soru çözmeyle alakalı ve çözemediğiniz soruları öğrenmeyle alakalı. Ve bu mesela konunun temel konu anlatımını izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Temel konu anlatımını yaptım ben. Buradaki i harfini tıklayıp izleyebilirsiniz canlı yayından sonra. Ya da imethoca.com'dan da ulaşabilirsiniz. Ücretsiz, üyeliksiz bir şekilde. Şimdi... Bu okuldaki 8. sınıf öğrencilerin sınıf mevcutlarının dağılımı da aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Tamam. 8D sınıfının mevcudu 42 ise bu okuldaki 5. sınıfların toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi derli arkadaşlar bakın hocam 8D'yi vermiş 5'leri soruyor falan. Ya burada işte oradan oraya geçiş yapacağız. Şimdi sana verilenleri kullanabilmen lazım. Bak 8D sınıfının mevcudu 42. 8D sınıfının açısı belli mi? Hocam açısı belli değil. Onun açısını bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Uzmanlık alanımız değil mi? Verilen açıları topla. Tamam 360 olduğu için 360'tan çıkar. Şimdi topluyorum bakın. 95, 85, 75 hocam ben bunları kafadan topluyorum diyenleriniz duyar gibiyim ama ne olur ne olmaz risk atmayalım. 5 5 daha 15 daha 15 elde birimiz var. 10 15 de buradan arkadaşlar ne yaptı? 25 yaptı. E buradan da 255 derece yaptı. Şimdi 360'tan 255 dereceyi çıkarıyorum. Tamam ve şu 8D'nin açısını bulacağım. Neden bulduğumu da anlatacağım. 10'dan 5 çıktı. 5 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 2'yi çıkardığımızda arkadaşlar ne kaldı? 105 derece kaldı. Yani 8D'nin açısı 105 derece. Tamam 105 derece. O zaman şunu söyleyelim mi arkadaşlar? 105 derecelik açıda kaç öğrenci var şu an bak? Hep bu orantı olay aslında. 105 derecede şu an 42 öğrenci var. O zaman yazalım. 105 derecede 42 öğrencimiz var. Tamam yazdım hocam. 360 derecede. Niye hocam 360 derecede diyorsunuz? Çünkü tamamını bulmam lazım ki hani şu sütün grafiğinde ve toplam öğrenci sayısından o 5. sınıflara ulaşabileyim. Neden hocam? 8'ler de bak verilmemiş, 5'ler de verilmemiş. 8'leri bulursam tamamını bakın burada tamamını kullanarak 5'lere ulaşabilirim. Şimdi arkadaşlar bir de bak burada böyle ezbere giden arkadaşlarımız olabiliyor öğrencilerimizden. Aman diyeyim. Buradaki mantığı yakalayın siz. Mesela bazen parça verilir bütüne ulaşırsın. Bazen bütün verilir parçalara ulaşırsın. Önemli olan o orantıyı yakalamak. 105 derecede 42 öğrenci varsa 360 derecede kaç öğrenci vardır? X öğrenci vardır. Peki şimdi burada doğru orantıyı kullanacağız. Gerekirse sadeleştirmelerimizi yapacağız. 360 çarpı 42 eşittir 105 çarpı X. Ya hocam siz işte burada çok çabuk sadeleştiriyorsunuz falan filan böyle. Arkadaşlar işlem yaptıkça buna siz de alışırsınız. Ama ilk etapta hani şöyle bir şey de yapılabilir. Bakın ee, ya buradaki 105 dediğimiz şey 7'ye bölünüyor mu? Mesela ya da işte 3'e bölünüyor mu? Hani burada mesela bölebileceğiniz şeyleri yakalamaya çalışın. Yoksa 360'la 42'yi çarpıp 105'e bölmeye çalışmak daha zor olacaktır. O yüzden ben mesela şunu yapacağım. 105'i 7'ye böleceğim arkadaşlar. Onun içinde 7 kaç kere var? Bir kere var. Hocam niye 7'ye böldüğünüz diyorsunuz muhtemelen? Onu da açıklayacağım. 35'te 7 kaç kere var? 5 kere var arkadaşlar. 7 kere 5 35. Buradan e, ee, şunu elde ettim aslında arkadaşlar. Bakın onun içinde 7. 1 kere 35'in içinde 7. 5 kere 7 kere 5. 35 buradan 15 kere olduğunu elde ettim. Yani şunu elde ediyorum aslında arkadaşlar. Burada 7 15 kere. Burada 7 6 kere. E hocam ne işimize yarayacak bu? Şu işimize yarayacak. Yine bak sadeleştirme yapıyorum. 6 da 3 2 kere 15 de 3 5 kere he hocam o zaman artık 360'ı 5'e bölmenin zamanı geldi. Gel bölelim. 365'e 5'e bölüyorum. 35'in içinde 5 7 kere 7 kere 5 35. 10'un içinde 5 2 kere 2 kere 5 10. Buradan neyi elde ediyorum? 72 elde ediyorum. Bak şimdi olay şuna dönüştü arkadaşlar. 360 çarpı 2 eşittir. 5 çarpı x'ti ya. 360'ı 5'e böldüm dediğimde aslında 5'te 5 1 kere 360'ta 5 72 kere. 72 ile 2'yi çarptığımda 144 Buradan ben 8'lerin mevcudunu 144 olarak buluyorum. Yani 8'lerin mevcudu kaç olacakmış? 144 olacakmış. Şimdi gelelim 5'lerin mevcuduna. Arkadaşlar bizim artık burada bakın bildiğimiz sınıfları toplamamız lazım. 6'lar kaç kişi? 220 kişi. 7'ler kaç kişi? 206 kişi. 8'leri de biz bulduk. 144 kişi. Topla bunları. 6 4 daha 10. Elde 1 var. 4 2 daha 6. Bir de elde olduğu için arkadaşlar 7 Burada 4, bir daha 5, artık eldeğimiz yok arkadaşlar aman diyeyim. 570 yaptı, 720'den 570'i çıkarıyorum ve artık 5'lere ulaşacağım. Şimdi 0, 12'den 7 çıktı, 5, 6'dan 5 çıktı, 1. Orası da ne oldu arkadaşlar? 150 kişi oldu. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Şimdi bazen arkadaşlarımız hani tabii şey diyor, hocam burada hem burada bunu yaptınız hem şunu yaptınız bir de fark ettiniz mi? Sayılar bu sefer hani böyle çok kılçıksız sayılar değil. Hani böyle hemen çatır 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 böyle hemen sadeleşecek sayılar değil böyle. Hani biraz daha böyle işleme de arkadaşlar bakın bazen karşınıza çıkabilir. Geçen yıl ki mesela LGS'de işlem gerektiren öyle bir daire grafiği çıktı ki LGS'nin belki de en zor sorusu daire grafiğinden geldi. Yani en basit gibi konudan hatta 7. sınıf konusudur aslında bu kısmen. Kısmen değil neredeyse öyledir. Ama en zor soru geldi gelebilir. O yüzden ben size şunu söylüyorum şartlanmayın. Zor beklersin. O konudan kolay gelir. Kolay beklersin zor gelir. Yani sen burada her şeyi çalışacaksın yani. Hani tamam mı? Bir de mesela hani şöyle şunu da yapmayın. Ben görüntümü açmak istiyorum ya. Sizde bir muhabbet etmek istiyorum. Görüntümü açabilir miyiz? Evet. Görüntümüzü açtık. Yönetmenimden rica ettim. Bu arada yönetmen de benim arkadaşlar. <laughs> Şimdi Şöyle ben Enis Ardıç Merhabalar hocam demiş Sena Betül Demir Zehra Çankaya o cevabı bulanlar varmış ya süpersiniz arkadaşlar işte bak bana böyle gelin Evin Budak ee, Yunus Emre Özdemir Filinta Yasin ee, Ecrin Müjdeci ee, birçok arkadaşımız cevabı bulmuş cevap bulacaksınız bir de bak şunu söyleyeceğim işte mesela burada şu an canlı yayında bunu izlerken hocam ben bunu anlayamadım ya falan filan değil. Bak bu sorular öyle birden anlaşılacak sorular da değil arkadaşlar. Gözünüzü korkutmak için de söylemiyorum. Bunlar gerçekten üst perdeden sorular yani. Ve burada şimdi kademeli zorlaşacak. Öyle zor sorular da göreceksiniz ki yani. Ve burada mesela hani anlamadım ben. Hayır arkadaşlar defalarca izleyebilirsiniz ya. Belki yani bunu ya böyle tekrar tekrar anlattıramazsınız bir öğretmeninize ama bunu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. Yani ben öğrenemiyorum. Yok benim matematik sayısal zekam işte çok şey değil. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bırakın bunları. Tamam sayısal zeka önemlidir ama sadece zeka ile bir yere gelinmez. Çalışmak, 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 azim, gayret yani çaba bunlar olması gerekiyor arkadaşlar. Ha bu zaman zaman düşüyor. İnsanız. Bunlar oluyor, olacak da ama mümkün olduğunca bunu arkadaşlar üst seviyede devam ettirmemiz önemli. Çok güzel. Hemen bir diğer sorumuza geçelim bakalım. İMT hocamızın görüntüsünde şöyle göndermiş olalım. Geldik bir kafe sorusuna. Starbucksçılar burada mısınız? Bir kafede Mart ayında satılan içeceklerin bardak sayılarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Grafik bir ayda satılan içeceklerin bardak sayılarının dağılımı Şimdi toplam 3 çeşit kahve bulunan bu kafede Mart ayında satılan filtre kahvenin bardak sayısı Türk kahvesinden 21 adet az iken sütlü kahve bardak sayısından 16 adet fazladır. Mart ayında bu kafede toplam 170 bardak meşrubat satıldığına göre kaç bardak Türk kahvesi satılmıştır? Şimdi burada şey düşünüyorsunuz belki. Ee, oradan ters köşe yapacağız. Ya hocam tekli daire grafiği var. Ben şuradaki açıyı bulurum. Hop. Tamam oradan başlayacağız zaten hemen iki açıyı topla bakayım 160 ya bir şeyler yaparak soruya başlarsanız yapabildiğinizi göreceksiniz aslında 5 6 1 daha 7 1 1 daha 2 275 e şimdi 360'dan 275'i ne yapıyorum çıkarıyorum ki meşrubatın açısını bulalım 10'dan 5 çıktı 5 Burada 5 kaldı. 15'ten 7 çıktı. 8. 85. Ha hocam burası 85 derece. Ve burada dikkat ettiniz mi? Bak 85 derecede meşrubat kaç tane satılmış? 170 tane. Yani şöyle diyebilirsiniz aslında. 85 derecede 85 derecede ne kadar arkadaşlar ee, şey satılmış bardak satılmış meşrubat 170 bardak bak 85 derecede 170 bardak var yani aslında iki katı arkadaşlar. İşte bunu görmek belli bir süre sonra aslında çok kolay hale gelecek. Ama şu an göremiyor da olabilirsiniz. E hocam buradan nereye geleceksiniz? Buradan şuna geleceğim arkadaşlar. Şimdi toplam 3 çeşit kahve satılıyor. Ben kahveye geçiş yapmam lazım. Kahveye nasıl geçiş yapacaksınız hocam? Kahveye de şöyle geçiş yapacağım. Kahvenin açısı kaç derece? 115 derece. O zaman 85 derecede 170 bardak varsa 115 derecede arkadaşlar kaç bardak kahve satılmıştır? Bunu bulmaya çalışıyorum. Yine çapraz çarpım yapacağım. Bak sayılar sizi korkutmasın. Tekrar ediyorum. 85'in ilk katı 170. Görürseniz hemen 115'in ilk katından yapıştır geç. Ama göremedin sıkıntı yok. 85 çarpı x. 85 çarpı x eşittir. 115 çarpı 170. Gördün. Sonra burada kademe kademe sadeleştirebilirsin. Yani 85'i 5'e böleceğim hocam. Bilmem ne yapacağım hocam yapabilirsin. Ama sana tavsiyem al şunu 170'i 85'e bir bölmeye dene. Denedin mi? 5 kere 2 10. Elde 1 var. 8 kere 2 16. Bir elde 17. Bak fıstık gibi de bölünüyor. 85'te 85 bir kere. 170'te 85 iki kere. Buradan x'i 115 çarpı 2 olarak buluyoruz. Tamam. 115 ile 2'yi çarpalım o zaman alt alta. Hadi bakalım. 5 kere 2 10. 2 kere 1 2 bir elde 3 2 kere 1 2 230 yaptı hocam. Yani burada kahveler 230 bardak kahve var. Ama bana neyi soruyor? Türk kahvesini soruyor. Peki toplam 3 çeşit kahve vardı. Bu kahvede filtre kahvenin bardak sayısı Türk kahvesinden 21 adet azdı. Şimdi arkadaşlar bak burada kurguyu şöyle yapacaksınız. Ne kahve var? Filtre kahve var. Türk kahvesi var. Bir de sütlü kahve var, tamam mı? Sen neyi bulmaya çalışıyorsun? Türk kahvesini bulmaya çalışıyorsun. Türk kahvesine x diyebilirsin. Bak işte burada denklemlere de geçiş yapıyoruz soruda. Fitre kahve. Bu Türk kahvesinden 21 adet az mı? Evet. O zaman buraya ne diyeceksin? x eksi 21 diyeceksin. Bak Türk kahvesinden 21 adet az. Sonra diyor ki sütlük kahve bardak sayısından da 16 adet fazla. Yani buradaki sütlü kahveden de 16 adet fazla. Şimdi hocam bu nasıl olacak ya? Bundan bu 16 adet fazlaysa o zaman sütlü kahve bundan 16 azdır. Yani sen şunu düşüneceksin. X eksi 21'den 16'yı çıkaracaksın. E bu da ne yapar? X eksi 21'den 16'yı çıkarırsan X eksi 37 yapar. Yani senin sütlü kahve sayın X eksi 37'dir. Gerçekten bak X eksi 37'ye 16 ekle X eksi -21 21'i verir. Yani burada hani bu denklemi kurmak mesela. Hani şöyle de düşünebilirsiniz aslında. Bu i̇şte 50 olsa 50'den sen 21'i çıkarmıyor musun? Çıkarıyorsun. Aynı o bilindik sayılarla gidebilirsin. Ama hani tabi burada Türk kahve sayısını tam bilmediğimiz için bu denklemi kurmamız da önemli arkadaşlar. Burada zaten bu denklemi kuran işi götürür. Şimdi bunların toplamı bu kahvelerin toplamı kaç olacak? 230 olacak dedik. Bak artık buradan sonra denklemi kurduktan sonra artık 1, 2, 3 tane x var. Sonra eksi 21, eksi 37. Bakın eksi 21 ile eksi 37'yi topladığınızda 21, 37 daha ne yapıyor? topladığınızda 7 1 daha 8 3 2 daha 5 58 yaptı. Şimdi o eksi 58 diğer tarafa göndereceğiz onu. Evet 230 58 bu tarafa geçerse ne olur? 230 da 58 şimdi yerimiz de daraldığı için şöyle şöyle sıkıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. 8 8 ne oldu? 288 oldu. Tamam 3x 288 oldu. Bak 230'un yanına hatta yazayım onu. 230 artı 58. Buradan 3x eşittir 288 oldu. 288. Hatta tekrar yazayım mı? 3x orada biraz fazla yazdığım gibi oldu. 3x 288 oldu. Şimdi bir tane x'i bulmaya çalışıyorum ben Türk kahvesini. O zaman 288'i ne yapmalıyım? 3'e bölmeliyim arkadaşlar. 288'i 3'e böldüğümde 27'de 3 9 kere ya. 9 kere 3 27. 18'de 3 6 kere buradan arkadaşlar x'i 96 olarak buluyoruz. Türk kahve sayısı 96 olmalıdır diyeceğiz. Bak bu LGS 2022'ye koy sırıtmaz arkadaşlar. Bak o kadar söylüyorum size. Bak böyle soru çıkar diye söylemiyorum. Yani bizim amacımız burada size gerçekten yorum yaptırmak. Gerçekten bazı işlem becerilerinde kazandırmak. Çünkü bazen hani şunu da duyuyorum ben. Ya işte çok işlem gerekmiyorsa. Hayır arkadaşlar işlem gereken sorular da oluyor. Zaten hani o sorular böyle e, artık eleyici oluyor yani. hani Diğerlerini zaten genelde çalışan öğrenciler hani belli bir seviyeye gelen öğrenciler yapıyor. Ama bu tarz bir soruyu gerçekten üst seviyeye gelen öğrenciler yani artık fullleyeceğim hocam ben. 15'in üstüne çıkmam gerekiyor diyen öğrenciler bu tarz sorulara mutlaka çalışması tekrar tekrar e, izlemesi gerekiyor arkadaşlar mantığını. Şimdi cevabı C bulan arkadaşlar ben okumak istiyorum bu arada. Evet Öznur Tepe adımı okur musunuz demiş. Canlı yayınlarımızın olmazsa olmaz adımızı okumaktır arkadaşlar zaten. Ayşe Bahçeci, Arda Çankaya, Zeynep Şevval Eroğlu, Şevket Yusuf. E, Suat Özen çok kolay demiş ama ben katılmıyorum arkadaşlar. Yani bu soru yani kesinlikle çok kolay bırakın kolay bir soru bile değil. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir kere şu denklemi kurmak hani şurada şunu bulursunuz ya işte kahvelerin sayısı 230 falan filan bunu bulursunuz belki. Ama şu denklemi kurmak bence ee, önemli arkadaşlar. Ve bu o kadar hani öyle kolay. Bunlar mesela bu tarz şeylere sakın sakın takılmayın ha. Ya işte mesela ya ben zor diyorum adamlar çok kolay diyor falan. Filan. Sakın böyle şeylere de takılmayın. Tabi arkadaşımız belki çok aşırı çalışıyordur. O onun görüşüdür. Ona da saygı duyacağız artık. Ne yapalım yani şimdi? <laughs> Abdullah Oz. Hocam adım okur musunuz? Kırmayın beni demiş. İrem LGS, Sena Betül Demir, Yunus Emre Mete, Nazlı, Ekrem, Ak Ekrem Aslan, Ebrar Kılıç Doğan, e, ders çalışmayı sevmiyorsan işin çok zor. İşin çok zor. Ders çalışmayı sevmek... E, ya o şundan kaynaklanıyor. Şimdi oraya girmek istemiyorum ama... E, bu kadar arkadaşlar ekran bağımlılığının arttığı bir e, ortamda ders çalışmak elbette size çok çekici gelmeyecek belki ama... E, yani... O ekranlar size çok bir şey kazandırmayacak. Size bir şey kazandıracak. Bu ekranlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim tamam mı? Yani elbette oyun oynarsınız. Elbette belki Instagram'da bir yerde biraz takılırsınız. Belki hani çok demiyorum bakın hani. Günde yarım saat belki hani. Ee, ama... Genel olarak düşündüğümüzde ders çalışmaya, LGS öğrencisi olarak bayağı bir zaman ayırmamız, kendimizi tanıyarak bayağı bir zaman ayırmamız önemli. Hemen bir diğer soruya geçiyorum. Detaylı detaylı çözüyoruz bu arada soruları. Hani şunu da e, bazen diyorlar dersten sonra, hocam siz soruyu 5 dakikada çözmüşsünüz. Ya biz nasıl çözelim falan filan. Arkadaşlar ben 10 dakikada da çözebilirim. Yani ben burada gerçekten anlaşılsın diye detaylı detaylı hareket ediyorum. O nereden geliyor, bu nasıl oluyor, soru nasıl yorumlanıyor, taktiği ne falan filan bunların üzerinde duruyorum. O yüzden hani burada uzun sürebilir. Aslında bu sizin e, menfaatinizdedir. Ve hani bazı sorular mesela hakikaten iki dakikada da çözülmeyebilir. Sınavda da bu böyledir aslında arkadaşlar. E, önemli olan diğer sorulardan zaman arttırıp o soruları 4-5 dakikada olsa çözüp, Full ya da full'e yakın yapabilmektir yani mesele odur aslında arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum Zeynep teşekkür ediyorum çok güzel yani teşekkür ediyorum hani demiştir ya demiştik ya dersin başında aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz gerçekten sağ olun var olun şimdi soru okuyalım birlikte bir teknoloji firmasının 4 farklı telefon modelinin bir mağazadaki aylık satış miktarının dağılımı aşağıdaki grafik 1'de verilmiştir. Bak ikili grafik geldi bu sefer. Bu mağazada C modelinin 3 farklı renginin aylık satış miktarının dağılımı da grafik 2'de verilmiştir. Bu mağazada C model telefonun beyaz renginin bir aylık satış miktarı 30 tane ise aynı ayda A modeli B modelinden kaç tane fazla satmıştır? Şimdi değerli arkadaşlar Bakın C'nin beyaz rengi 30 tane bir aylık. Şimdi 200, 100 daha 300. Buraya ne kaldı zaten? 60. Bak bunu hemen zihinden yapıştır. 60 derecede kaç tane var? 30 tane telefon var. Bak 60 derecede 30 tane telefon var. Ha o zaman sen toplam C sayısını bulabilirsin. Neden? 60'ın yarısı 30'sa... 360'ın da yarısı 180 olacak. Diyelim ki velevki göremedin. Olabilir. Daha yeni öğrendiğiniz şeyler de olduğu için olabilir. Ama görenler yapıştırıp geçsin arkadaşlar. Hani 60'ın yarısı 30 olduğuna göre. 360'ın yarısı burada 180 telefon olacak. Çünkü bak 60'ın yarısı 30 telefon. 100'ün yarısı 50 telefon. 200'ün yarısı 100 telefon. Topla bunları 180 telefon. 60'da 60 bir kere. 360'da 60 6 kere arkadaşlar. 6 çarpı 30 180 yapacak. Buradan C modelinin 180 tane olduğunu buluyoruz. E hocam C modelini bulduğunuzda ne oldu? Buraya geçiyorum artık. Bak C modeline ne dedim ben? 180 tane dedim. 180 tane. Burada C'nin açısını bulacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki açıları topladığımızda da 136, 92 ve 60. Bunları topluyorum ki C'nin açısını bulayım. 6 2 daha 8 e, ee, şurada 9, 6 daha, 15, 3 daha, 18 elde 1 var. Ee, burada 1, bir daha 288 derece yaptı. 360'tan 288 dereceyi çıkarıyorum. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı 7. 2'den 2 çıktı 0. 72 derece. Yani burada C modeli için arkadaşlar 72 derecelik bir açı söz konusu. O zaman sen şunu diyebilirsin burada. 72 derecede 180 tane telefon var mı? Var. 72 derecede 180 tane telefon var. Tamam. O zaman sen neyi bulmaya çalışıyorsun? A ile B farkını. A ile B farkını bulurken de bak şunu yapabilirsin. Hani burası 136 burası 92 ya. Aradaki açı farkından gidebilirsin. Ayrı ayrı A'yı da bulayım ben. A ile B'nin mesela işte B'yi de bulayım ben demene gerek yok. Açı farkından gidebilirsin. 136'dan 92'yi çıkardın ya. 6'dan 2 çıktı. Ne yapıyor 6'dan 2 çıktığında? 4. 13'ten 9'u çıkardığımızda ne yaptı? 4 yaptı arkadaşlar. Şimdi burada 44 derece yapıyor. Sen o zaman şunu diyebilirsin. 44 derecede, aradaki fark 44 derece ya. 44 derecede kaç tane telefon vardır? X tane vardır diyebilirsin. Hemen yine buradan bir çapraz çarpım yapıyoruz. 72 çarpı X eşittir. 44 çarpı 180. Şimdi burada yine sadeleştirmeye başvuracağız arkadaşlar. 72'yi 36'ya böldüğümüzde 2 kere... Çarpanlar katları işte önceden görmemizin faydaları da oluyor aslında. Hani bu sadeleştirmeleri daha net görebiliyoruz. 180'i 36'ya böldüğümüzde 5 kere. Buradan 2x eşittir. 44 çarpı 5 çarpma onu. Sadeleştireceğim yine bir kez daha. Dikkatli görelim diye yaptım bunu. 2'de 2 1 kere. 44'de 2 22 kere. E buradan da arkadaşlar x eşittir 22 çarpı 5 oldu. 22 ile de 5 çarparsak 5 kere 2 10, 5 kere 2 10 bir elde 110 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız o zaman Denizli D seçeneği olmalıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar gerçekten. Bu arada ders kastı mı biraz? Ders kastım biraz. Ben uyarı gelmiş bana ama buradan. Ekrana baktığımda 21-24'te 1-2 dakikadır. ...denilmiş ki biraz akış hızınızla alakalı problem var tarzında bir şey var. Umarım takılma yoktur arkadaşlar. Siz oradan bir yazabilir misiniz? aa teşekkür ediyorum. Öznur Tepe diyor ki hocam okuldaki hocam sizi önerdi. İyi ki de önermiş diyor. Ya hocalarımız zaten gerçekten yani çok kıymetliler hocalarımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Yani öğretmenlerimiz ne diyorsa yani dinleyelim gerçekten. Yani e, şu an Yasin demiş ki hocam biraz bulanık gibi demiş ama takılma yok demiş bir arkadaşımız. Tamam o zaman sorun gitmiş arkadaşlar. Yani ben acaba hani sorun mu var <laughs> diye düşündüm. Genelde yok hocam demişler. Tamam. Belki hani öyle bir uyarı vermiş olabilir YouTube biraz dikkatli olun diye. Bugün biraz görüntü kalitesini yüksek göndermeye çalıştım ben. Ondan dolayı kaynaklanıyor da olabilir arkadaşlar. Tamam. O zaman devam ediyoruz hemen. Son sorumuza geldik ha bu arada. Ama son sorumuz da son soru ha. Tamam mı? Gerçekten son sorumuz da son soru yani arkadaşlar. Sona sakladım bu soruyu. Ve gerçekten 4 soru çözdük ama 4 soruda birbirinden Kaliteleri Ha Muhammed Ali Kılıç yemin ederim bizim hoca dönerdi demiş. Teşekkür ediyoruz ya sağ olsunlar. Hocalarınız da çok selam söyleyin arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum ben gerçekten çok sağ olun var olun. Ayşe Bahçeci genelde hocalarımızı öneriyor yani sağ olsunlar ya. Hani biz e, çok çok e, Ali Kala Allah razı olsun adımı Mehmet Zahit Kala. Peki ismi dersin sonunda okuyalım. Bu güzel sorumuzla dersi noktalayacağız inşallah arkadaşlar. Çok kaliteli yine e, demek de istemiyorum ama anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Dört çeşit meyve satan bir pazarcı pazara gelirken toplam 450 kilogram meyve getirmiştir. Aşağıda pazara sabah gelen meyvelerin Kütle dağılımı daire grafiği ile bakın pazara gelen meyvelerin kütle dağılımı daire grafiği ile her bir meyvenin günün sonundaki satış yüzdesi sütun grafiği ile satış yüzdesini burada görüyoruz. Sonra meyvelerin 1 kilogramının fiyatı da tablo ile verilmiştir. Hem daire grafiği hem sütun grafiği hem tablo var arkadaşlar. Ee, şimdi buna göre bu pazarcı günün sonunda meyve satışında toplam kaç lira gelir elde eder. Şimdi burada biz bir kere... Ee, burada portakaldan ne kadar var, elmadan ne kadar var, armuttan ne kadar var, mandalından ne kadar var bunları bulup ne kadarını sattığımızı çünkü satış yüzdesine göre ne kadarını sattığımızı bulup sonra fiyatıyla bunu e, çarpmamız gerekecek arkadaşlar. Yani bir kere daire grafiğinden bir girişmemiz lazım. Şimdi burada toplam 450 kilogram meyve var mı? Var. 450 kilogram meyve var. Yani o zaman sen şunu diyebilirsin. Hocam 360 derecede 450 kilogram meyve var. Tamam harikasın. Sonra şuraya geldiğimde bak şuranın açısı yok. Buranın açısını bulabilirim ben. Nasıl bulacağım onu? Hemen şöyle bulacağım. 140, 100 ve 64. Bunları toplayacağım arkadaşlar. 4, 6, 4 daha 10. Onun sıfırı elde 1 var. 304 yaptı. 360'tan 304'ü çıkarıyorum. 10'dan 4 çıktı. 6, 5 aşağı indirdim. 56 derece. Portakalın açısı 56 derece. Bunu da biz bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şunu yapabilirsiniz belki ama. Size bu yöntemi bir yöntem göstereceğim. Bu yöntemi bazı sorularda uygulamanız işinizi çok kolaylaştırır. Hani hocam ya 50, 360'da 450 ise 56'da kaçtır? Demek yerine bak 360'da 450 kilogram var mı? Yani sen açıya düşen kilogramı bulurken şunu yapabilirsin. Şunu yapabilirsin. Açıya düşen yani meyve bölü açı diyelim bak. Meyve bölü açı. Yani basit bir orandan faydalandıracağım size bak. Tamam mı? Meyve bölü açı. Meyve ne kadar? 450 kilogram. Açı ne kadar? 360 kilogram. Şey 360 derece. Kilogram nereden çıktı ya? Şimdi sıfırları attım mı? Attım. 45'te bak. 45'te 9 kaç kere? 5 kere. 36'da 9 kaç kere? 4 kere. Bak 5 bölü 4 oranı var. Yani aslında sen açının 5 bölü 4 katı kadar meyve olduğunu söyleyebilirsin buradan. Açının 5 bölü 4 katı kadar meyve oluyor. Bak bunu yakalaman önemli soruda. Yoksa var ya sorunun içinden çıkman dakikalarını bitirir yani. Baya baya bitirir yani hani. Burada işte bunu yapman önemli. Ya şimdi bunu yaptığında ne oluyor? 56 derece ya bak. 56'nın 5 bölü 4 katı. 56 çarpı 5 bölü 4. E burada da 56 dediğimiz şey 7 kere 8 değil mi? Bak hemen bunları kullan. 7 çarpı 8 çarpı 5 bölü 4. Hemen bak bunu kullandığında ne kadar işimiz kolaylaşıyor. 4 ile 4 bir kere 8 ile 4 iki kere. 7 kere 2 14 14 çarpı 5 70. Yani 70 kilogram portakal var. Görüyor musun yaptığım hareketleri? Hareketleri görüyor musun? Buraya geldiğinde 140 çarpı 5 bölü 4. Yapalım onu da şurada tane tane yapayım. 140 çarpı 5 bölü 4. Bak açının 5 bölü 4 katından gidiyorum. Tamam mı? Onun neden olduğunda burada dikkatli e, gösterdim. E, dikkatli dinlemişsinizdir umarım. 5 bölü 4. Şimdi 140'ı arkadaşlar burada 4'e bölerken de şunu yapabilirsiniz. 4'te 2, 2 kere. 140 da 2, 70 kere. 2'de 2, 1 kere. 70'de 2, 35 kere. 35 çarpı 5. Bırakın böyle kalsın. Yani 35 çarpı 5 diye kalsın arkadaşlar çarpmayın. Muhtemelen yani şurada bir sadeleştirmede yaparız. Tamam mı? 35 çarpı 5 kilogram diye böyle bırakın. Gerekirse de çarparız. Sorun değil. 100 çarpı arkadaşlar bakın 100 çarpı 5 bölü 4. Yine bak buraya geldim. 4'te 4 bir kere. 100'de 4 25 kere. 25 çarpı 5 diye bırakabilirsiniz. Ya da 125 diyebilirsiniz. Ben burada 25 çarpı 5 diye yazıyorum. Belki şu yüzdelerle sadeleştirme olur diye. 64'ün 5 bölü 4 katı dediğimde de 4'te 4 bir kere 64'te 4 16 kere 16 çarpı 5'te 80 olduğu için buraya direkt 80 kilogram diye yazıyorum. Şimdi gelelim bak buraya. Elmanın yüzde 40'ı satılmış. Şimdi 35 çarpı 5'in yüzde 40'ını bulacağım. 35 çarpı 5'in yüzde 40'ı. Olaya bakar mısın? Bak nasıl sadeleşiyor bak şimdi. Seyret seyret olaya bak. Sıfırlar gitti mi? Gitti. Şimdi 5'te 5 bir kere 10'da 5 iki kere. Dikkatli seyret ama bak. Burada bir şey bir kaçırdım mı tamam soru gider yani. Orada laklak lak yapma yani. 2'de 2 bir kere 4'de 2 iki kere. He hocam şimdi o zaman bak şimdi o zaman 35 çarpı 2'den 70 kilogram elma satılmış. Tamam mı? 70 kilogram elma satılmış. Yaz buraya üstüne. 70 kilogram elma. Armut'a gel. 80 ya. 80'in %90'ı satılmış. Yani o da o kadar güzel ayarlamışız ki. Bak sıfırlar gitti aşağıdan yukarıdan. 8 kere 9 72 kilogram. Tamam. Portakala gel. Portakal 70'ti. 70'in bak %60'ı satılmış. 70 çarpı %60. Bak şimdi tık tık 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan 7 kere 6 42. Hop buraya yazdım onu da. Mandalina'ya gel. 25 çarpı 5. Bak onu sadeleştir şey çarpmamıştım. Burada sadeleşir diye %80. Bak gerçekten de sadeleştiğini şimdi göreceksin. Hemen şuradan bak 1-0 yukarıdan 10 aşağıdan gitti. 5'te 5 bir kere 10'da 5 iki kere. Sonra 2'de 2 bir kere 8'de 2 4 kere. 25 çarpı 4'ten ne oldu? 100 oldu. Ha, o zaman burada da buraya ne yazacaksın 100 kilogram mandalina satılmış diyeceksin şimdi gelelim bunların arkadaşlar fiyatlarına toplam fiyatına elma kaç lira 5 lira 70 çarpı 5 e 7 kere 5 35 350 TL geldi mi geldi armut 10 lira 72 çarpı 10 720 TL geldi mi geldi portakal 10 lira 42 çarpı 10'dan 420 TL geldi mi geldi mandalina 5 lira 100 çarpı 5'ten 500 lira geldi mi? Geldi. Topla bunları bakayım. 0 5, 2 daha 7, 2 daha 9 şimdi şuraya geldim. 10, 9 daha 19 1990 TL yaptı. Doğru cevabımız Bursa olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet şimdi yani şunu söyleyeceğim arkadaşlar evet şunu söyleyeceğim bak mesela bu soru arkadaşlar yine çok üst düzey sorulardan yani burada mesela e, şunu eleştirebilirsiniz belki. Hocam çok fazla geçiş var. Ama LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin en son bu kademelere mutlaka gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani bu tarz soru çıkar diye söylemiyorum bak. Çıkarsa yalnız çok kişiyi hırpalar. Çok kişiyi eler. Yani burada bu geçişleri yapmak e, ve bunu kısa sürede yapabilmek. Mesela burada sen eğer benim yaptığım şu açı geçişini kullanmazsan. Bu sefer çok zamanını alacak ekstra. Zaten zaman alıcı bir soru. Yüzde hesabı da var bak soruda. Yani şimdi bunları böyle alışmamız lazım. Ne kadar bu tarz soru görürsek, bu tarz sorularla uğraşırsak arkadaşlar yapabildiğimizde göreceğiz. Şu an mesela çok zor hocam nasıl yapayım ben bunu ya falan filan. Bakın kendinizi böyle şartlandırmayın. Kendinizi böyle şartlandırırsanız bu sefer hep yapamayacağınızı düşünürsünüz. Bu da sizi maalesef arkadaşlar başarısızlığa götürür. Aman diyeyim ha sakın sakın. Yani yapabileceğinizi hayal edin ve buna göre çalışın yalnız. Sadece hayal edip, hedefleyip hiçbir şey yapmazsanız ya da az bir şey yaparsanız olmaz. Gerektiği gibi çalışmak lazım. Yani ben iyi bir fen lisesini hedefliyorum. Ben Galatasaray Lisesi'ni hedefliyorum. Ben Kabataş'ı hedefliyorum. Ama ben işte bir saat çalışsam olmaz mı hocam? Bana sadece kolay yolları gösterseniz olmaz mı hocam? Bana hocam taktik verin hocam sadece. Hocam ben işte az çalışayım ama öz çalışayım. Ya öyle bir dünya arkadaşlar maalesef yok. Bak maalesef yok yani diyorum ama aslında olmaması da gerekiyor zaten. Yani hiçbir zaman yani başarıya öyle çiçekli yollardan gidilmeyecek yani. yani bunu bir kere kafanıza koyun artık tamam mı? Hani şimdi böyle deyince de bazen kızıyorlar bana ama neyse dersin ee, sonuna gelelim. Bitirelim arkadaşlar. İrem LGS çok güzel bir şey söylemiş. Hocam parasız özel ders veriyorsunuz gerçekten demiş. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ee, her şeye rağmen, her şeye rağmen öğrenme heyecanımızın, azim ve sabrımızın hiç kaybolmaması dileğiyle herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar.